Mecliste ilk grup toplantısını MHP yaptı. Kürsüye gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, hükümete Suriye üzerinden eleştirilerde bulundu. Hükümet, Şam'ı düşürmek isteyen zalimlerin peşine takıldı diyen Bahçeli, isyancıların Suriye'deki Kürtlere özellik taahhüdünde bulunmasına dikkat çekti. Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de Kürtlerin bir özellik talebi olabileceğini, bunun da dört parçalı büyük Kürdistan kurulabilmesine olanak sağlayacağını ifade eden Bahçeli, AKP hükümeti böyle giderse başımıza büyük belalar açacaktır dedi. AKP zihniyeti sonu görülmeyen maceraya atılmaktan vazgeçmeli, savaş naraları atmaktan uzaklaşmalı, Esad yönetimiyle muhalifler arasında diyalog kanalları oluşturmalıdır. MHP grubundan sonra AKP grubu toplandı. Başbakan Erdoğan ameliyat olmasından dolayı 2 haftadır yapılamayan grup toplantısında sağlığıyla ilgili bilgi verdi. 26 Kasım'da geçirmiş olduğum operasyonun ikinci ve son aşaması 10 Şubat'ta tamamlanmış oldu. Kısa bir istirahatin ardından geçen hafta itibariyle normal mesaimize başladık. Erdoğan konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'ye de sert ifadelerle yüklendi. CHP'nin jetonu maalesef çok ama çok geç düşüyor. Genel başkanları da geçen hafta itiraf etti. 40 milletvekilleri meclisteki oylamaya katılmayınca ne dedi? Bu kadar sık meyhaneye gitmeyin. Gidecekseniz de bari hepiniz aynı meyhaneye gitmeyin. Yazar merhum Oğuz Atay'ın güzel bir sözü var. Çok enteresan. Medya bunu herhalde yazar. Türk solu geç kalkar. Çünkü bir gece önce sabaha kadar içmiştir. Bak ben söylemiyorum ha. CHP'nin çifte tüzük kurultayı da Erdoğan'ın gündemindeydi. Ben de biraz herhalde dedim şöyle tüzük kurultayıdır. Şu tüzük kurultayında bakalım ne gibi değişiklikler olacak. Bir de baktım ki Erdoğan kurultayıymış. Böyle bir kongre olur mu? Hatta bazı medya yorumcuları da grup konuşmalarından farklı bir şey görmedim dediler. Entrika, ayak oyunu, yalan, iftira, komedi, kumpas, komplo, aksiyon. Ne ararsanız var. Ne ararsanız var. Aynaya bak aynaya. Millet dizi seyretmeyi bıraktı, sabah akşam keyifle seni seyrediyor. Değerli kardeşlerim, CHP'den çekinmek için hiçbir şeye gerek yok. Neden de yok. Evet, tekrar söylüyorum, biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ziyadesiyle memnunuz. Erdoğan'a cevapsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kurultayımızın görkemli geçmesi, verdiğimiz mesajlar en başta Sayın Başbakan'ı rahatsız etmiş. Buradan söylüyorum, Sayın Başbakan daha sen çok rahatsız olacaksın. Hiç endişen olmasın sana. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesi üzerinden yaşadığı polemiğe de devam etti. Ben Necip Fazıl'ın bir paragrafını okudum. O paragrafta kinini unutma, intikamını unutma sözcükleri var diyor. Bu bana ait değil diyor. Bu Necip Fazıl kısa küreye aittir diyor. Bunu nasıl anlamazlar diyor. Neresini düzelteyim ben bunun? Ben sana sen yürüyen yalan makinasıdır diyorum. Sen inanmıyorsun. İşte çıktı ortaya. Necip Fazıl'ın söylediğini dünya alem biliyor onu. Eğer yüreğin varsa, gerçekten dürüst adamsan, gerçekten ahlaklı adamsan, Necip Fazıl'ın o yazdıklarının devamını da okusana. Okuyabilir mi? Okuyamaz. Ben de biliyorum okuyamaz. Oradan da çarkı der. Yüreğin yetiyorsa çık oku. Adın Recep Tayyip Erdoğan'sa, adam gibi adamsan çıkar devamını okursun.